Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2023-2024 Öğretim Yılı, 1. Dönem Sınavı, 23 Aralık 2023, 2. Oturum, Tarih 1 ve 5. 131 Tarih 1. Soru 1. Anadolu'da Asur uygarlığına ait tabletlerin bulunduğu arkeolojik kazı alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kültepe, B. Hacılar, C. Çatalhöyük, D. Çayönü. Doğru cevap A. Kültepe. Soru 2. Türkiye'de 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılan takvim aşağıdakilerden hangisidir? A. Miladi, B. Rumi, C. Celali, D. Hicri. Doğru cevap A. Miladi. Soru 3. İlk çağ uygarlıklarından birine ait olduğu düşünülen bir yerleşim yerinde yapılan arkeolojik çalışmalarda kil tabletler bulunmuştur. Buna göre burada yaşayan bu uygarlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Savaşçı bir topluluk olduklarına, B. Yazıyı kullandıklarına, C. Mimari alanda geliştiklerine, D. Gelişmiş bir ticaret sistemi kurduklarına. Doğru cevap B. Yazıyı kullandıklarına. Soru 4. Türk tarihinin en önemli kaynaklarından olan Orhun kitabeleri dikili taş duvarlar üzerine Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Kitabelerin bazı parçaları toprak altından çıkarıldıktan sonra dil bilimciler tarafından günümüz dillerine çevrilerek bilim dünyasına kazandırılmıştır. Orhun kitabeleri ile ilgili bu bilgilere ulaşılırken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanılmamıştır? A. Arkeoloji, B. Epigrafi, C. Kronoloji, D. Filoloji. Doğru cevap C. Kronoloji. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yeni taş çağında Çatalhöyük'te yaşayan insanlarla ilgili doğru bir bilgidir? A. Takvimi kullanmışlardır. B. Yazıyı kullanmaya başlamışlardır. C. Nohut ve mercimek gibi baklagilleri üretmişlerdir. D. Demir madenini işleyerek silah yapmışlardır. Doğru cevap C. Nohut ve mercimek gibi baklagilleri üretmişlerdir. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Tunç çağında ortaya çıkan gelişmelerden değildir? A. Bakır ile kalayın karıştırılarak araç ve gereç yapılması, B. Orduların kurulması ile askeri sınıfların oluşması, C. Kentlerin etrafının surlarla çevrilmeye başlanması, D. Paranın icadı ile ticaretin canlanması. Doğru cevap D. Paranın icadı ile ticaretin canlanması. Soru 7. Yunan uygarlığında şehir devletlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Polis, B. Site, C. Nomo, D. Satrap. Doğru cevap A. Polis. Soru 8. İlk çağda İpek yolunda yaptığı ticaret ile öne çıkan topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A. Mikenliler, B. Fenikeliler, C. Giritliler, D. Soğutlular. Doğru cevap D. Soğutlular. Soru 9. Türk İslam devletlerinde kara ticaretinde güvenlik ve konaklama amaçlı kullanılan yarı askeri yapıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedesten, B. Ribat, C. Arasta, D. Kapan. Doğru cevap B. Ribat. Soru 10. Kavimler göçünden sonra Avrupa'ya yerleşen barbar kavimler resmi olarak Roma İmparatorluğu'na bağlı görünseler de kendi kralları öncülüğünde bağımsız hareket etmeye başladılar. Bu bilgiye göre kavimler göçünün Avrupa'ya etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Ulus devletlerin ortaya çıktığına, B. Siyasi birlikteliğin zayıfladığına, C. Teokratik yönetimlerin kurulduğuna, D. Sınıf çatışmalarının son bulduğuna. Doğru cevap B. Siyasi birlikteliğin zayıfladığına. Soru 11. Orta Çağ'da İslam devletlerinin kullandığı altın paraya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Dinar, B. Fiyef, C. Kümbet, D. Serf. Doğru cevap A.
dinar. 137, tarih 5. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Rusya üzerinde düzenlediği seferlerdendir? A. Hotin, B. Viyana, C. Girit, D. Çehrin. Doğru cevap D. Çehrin. Soru 2. Kırım Hanlığı nokta nokta devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkmıştır. Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Safevi, B. Altın Orda, C. Lehistan, D. Osmanlı. Doğru cevap B. Altın Orda. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Zitva-Torok Antlaşması'nın maddelerinden değildir? A. Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacaktır. B. Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne ödediği yıllık vergi kaldırılacaktır. C. Osmanlılar Avusturya Arşidükü için Sezar ünvanını kullanacaktır. D. Avusturya, Balkanlardaki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecektir. Doğru cevap D. Avusturya, Balkanlardaki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecektir. Soru 4. Osmanlı Devleti ve İran arasında 1746 yılında imzalanmıştır. Kasr-ı Şirin Antlaşması'nın maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Hakkında bilgi verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Ferhat Paşa, B. Seraf, C. Kerden, D. Nasuh Paşa. Doğru cevap C. Kerden. Soru 5. Avrupa'da protestanlık hareketini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Papaz Metaxas, B. Papa 10. Leon, C. Martin Luther ve Immanuel Kant. Doğru cevap C. Martin Luther. Soru 6. 17. yüzyılın önemli devlet adamlarındandır. Devlet yönetiminde tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini yazdığı risalesini 4. Murat'a sunmuştur. Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İbrahim Müteferrika, B. Fazıl Ahmet Paşa, C. Mehmet Sait Efendi, D. Koçi Bey. Doğru cevap D. Koçi Bey. Soru 7. Osmanlı Devleti'nde Ekber ve Erşed uygulamasının doğrudan ortaya çıktığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Sarayda yetişen şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanmadan tahta çıkması, B. Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların sürekli hale gelmesi, C. Tımar ve zeyamet topraklarının iltizam olarak verilmeye başlanması, D. Topraksız kalan köylülerin ilmiye sınıfının ayrıcalıklarından yararlanmak için medreselere kaydolması. Doğru cevap A. Sarayda yetişen şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanmadan tahta çıkması. Soru 8. Dalından yere düşen elmanın düşüşünü gözlemlemesinden sonra evrensel çekim yasasını bulmuştur. Çiftlik evinin bir odasını karanlık oda haline getirip güneş ışığıyla yaptığı deneylerle de ışığın doğasını ilk kez doğru olarak açıklamayı başarmıştır. Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Newton, B. Kepler, C. Copernicus, D. Galileo. Doğru cevap A. Newton. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri isyanlarının Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkardığı durumlardan değildir? A. Önemli devlet adamlarının görevden alınması, B. Sık sık padişah değişikliklerinin yaşanması, C. Köylerden şehirlere büyük göçlerin başlaması, D. Yapılmak istenen ıslahatların sonuçsuz kalması. Doğru cevap C. Köylerden şehirlere büyük göçlerin başlaması. Soru 10. Humbaracı Ahmet Paşa'nın çalışmaları sonucunda 1734 yılında İstanbul'da kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir? A. Gümrük Mektebi, B. Hendese Hane, C. Mektebi Harbiye, D. Darül Muallimini Aliye. Doğru cevap B. Hendese Hane.
Soru 11. Osmanlı Devleti'nde Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan hazineye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Esham-ı Cedid'e, B. Rüsum-ı Sitte, C. İrad-ı Cedid, D. Duyun-u Umumiye. Doğru cevap C. İrad-ı Cedid. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.